İhya-i Saadet yazan İmam Gazali Hazretleri 18. bölüm Zikrin Hakikati Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bilmelisin ki zikir dört derecedir. 1. Zikrin yalnız dille olup kalbin ondan gafil kalmasıdır. Bu zikrin tesiri zayıf olur fakat tamamen tesirsiz de değildir. Zira hizmetle meşgul olan dil, beyhude şeylerle meşgul olan yahut boş duran dil üzerine üstünlüğü vardır. 2. Kalbi olan fakat sabit ve istikrarlı olmayıp kalbi zorlamakla olan zikirdir. Şöyle ki eğer uğraşmak ve zorlamak olmazsa kalp kendi tabiatı üzere olur gaflet ve kalp konuşmalarından kurtulamaz. 3. Zikrin kalbe yerleşmesi ve onu kaplamasıdır. Kalp ancak uğraşmak ve zorlamakla başka şeyle meşgul olabilir. 4. Kalbi kaplayan zikir değil, zikredilen varlık yani Allah olmasıdır. Zira zikredilen, sevenle zikri seven arasında büyük fark vardır. Belki kemal yani üstünlük, zikirden haberdar olmanın kalpten atılması ve kalpte yalnız zikredilenin kalmasıdır. Zira zikir gerek Arapça olsun gerek Farsça olsun nefis konuşmasından ayrı değildir. Belki kalp konuşmasının ta kendisidir. Asıl olan kalp konuşmasından kurtulmasıdır. Kalp konuşmasın gerek Farsça olsun gerek Arapça olsun ve gerek başka olsun kalp hepsinden kurtulup tamamen zikredilenle dolmalı ve ondan başka şeye yer kalmamalıdır ki bu hal aşırı bir sevginin neticesidir ki ona aşk denir. Gerçek aşık kendini aşk suretinden kurtarıp sevgiliye öyle verir ki bazen olur ki maşukunun dahi adını unutur bilemez olur. Allah'ı zikreden kimse bu hale gark olup Allah'tan başka her ne varsa unutunca tasavvufun başlangıcına ayak basmış olur ki tasavvuf ehli bu hale fena yani yokluk derler. Zira manen Allah'ın zikri yok olmuştur. Hatta kendi nefsini unuttuğu için kendisi de yok olmuştur. Nitekim Allah'ın nice alemleri vardır ki biz onlardan haberdar olmadığımız için o alemler bizim için yok sayılır. Bizim için yok olmayan haberdar olduğumuz varlıklardır. Bu var olan yaratık alemini unutan kimse için bunlar yok olur. Hatta bir kimse kendi varlığını unutursa o kimse kendi nazarında yok olur. O halde fena ehli için Allah'tan başka hiçbir şey kalmaz, yalnız Allah var olur.'' Nitekim göklere ve yere bakıp onlardan başka bir şeyi görmezsen, alem yalnız budur. Bundan başkası yoktur, dersin. Fena ehli olanlar da Allah'tan başka her şeyi görmediği için bütün varlık odur. Ondan başka bir şey yoktur, der. Bu makamda kendisiyle Allah arasındaki ayrılık tamamen kalkar. Tam bir birlik hasıl olur ki bu tevhid aleminin başlangıcıdır. Yani Allah'tan başka kalbinde hiçbir şey kalmaz. Böylece ayrılıktan ve uzaktan haberdar olmaz. Zira ayrılığı ancak iki şeyi düşünebilen kimse idrak eder. O iki şeyden biri kendisi, biri de Allah'tır. Halbuki o bu halde kendi nefsinden habersizdir. Birliği idrak edemez, ayrılığı idrak etmek nerede kaldı? Talebe Talip bu dereceye ulaşınca melekut sureti ona gösterilmeye başlanır. Meleklerin ve peygamberlerin ruhları ona güzel şekillerde görünmeye başlar. Allah'ın dilediği her şey görülmeye başlar ve öyle haller zuhur etmeye başlar ki onları anlatmak mümkün değildir. Ayıldığı zaman kendinde vaki olan şeylerden haberdar olup onlardan bazı eserler kalır o halin aşkı onu kaplar. Dünya ve içindekiler ve insanların meşgul olduğu şeyler ona çirkin görünür. Bedeniyle halk arasında hazır, kalbiyle gaib olur. İnsanların dünya işiyle meşgul ve bağlı olduklarına şaşar, onlara rahmet, acımak nazarıyla bakar. Zeyrani büyük saadetten mahrum kaldıklarını bilir. İnsanlar da ona, niçin dünya işiyle uğraşmadığına hayret ederler ve delilik veya sevdalığa yakalandığının söylerler. Bir kimse fena derecesine ve yokluk alemine ulaşmazsa ve keşif halleri ona zahir olmazsa ve yalnız onu zikir kaplarsa bu da kimyayı saadet olur. Zira zikir galip olunca muhabbet onu kaplar ve öyle bir dereceye gelir ki Allah'ı dünyadan ve dünyadaki her şeyden fazla sever. Saadetin aslı da aslında budur. Çünkü ölümle Allah'a dönecektir, ona varacaktır. Allah'ı müşahede etme zevki Muhammed'i ölçüsünde olur. Sevgilisi dünya olan dünyadan ayrılışında onun acısı ve azabı dünyaya Muhammed'i ölçüsünde olur. Nitik'in Müslümanlık ünvanında anlatıldı. O halde bir kimse devamlı zikir ettiği halde safilere hasıl olan haller ona hasıl olmazsa onun kalbinde fütur, gevşeklik hasıl olmasın. Zira saadet yalnız mükaşefeye bağlı değildir. Çünkü zikir nuruyla sözsü olan kalp kemali saadet istidatı bulmuş olur. O halde bu dünyada ona görünmeyen ölümden sonra muhakkak görünecektir. Şu halde devamlı zikre bağlı olup asla gafil kalmamalı ve kalp gözüyle Allah'ı gözetip onu beklemelidir. Zira zikir devamlı melekut aleminin acayip hallerinin ve ilahi sırların kelididir. Peygamberimizin cennet bahçesini seyretmek isteyen devamlı zikre elisin. Hadisi bu anlatılan dereceye işarettir. Bu anlatılan tavsilattan anlaşıldı ki, bütün ibadetin aslı ve özü zikirdir. Zikrin hakikati bir emir ve yasakla karşılaşıldığı zaman Allah'ı hatırlamak, günah vaktinde günahtan uzaklaşmak, ibadet vaktinde emiri neyse yapmaktır. Eğer zikir onu bu hususlara sevk etmezse, onun zikrinin hakiki zikir olmadığına, sadece nefis konuşması olduğuna işarettir. Tahlil, tahmid, salavat ve istiğfarın fazileti Peygamberimiz buyurdu ki, kulun yaptığı her iyiliği kıyamet günü teraziye koyarlar. Ancak la ilahe illallah kelimesini koymazlar. Zira eğer onu teraziye koysalar, yedi kat gök, yer ve onlarda mevcut olanlardan ağır gelir. Yine buyurdu, bu kelimeyi la ilahe illallah söyleyen sözünde samimi ise yeryüzünde toprak sayısınca da günahı varsa affedilir. Ve yine buyurdu. Bir kimse namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber derse ve yüz sayısını La ilahe illallah ve tehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve la havle ve la kuvvete illa şeyin kadir kelimesiyle tamamlarsa, sahralardaki kumlar kadar günah olsa yine affedilir, amel defterine yüz sevap yazılır, yüz günahı silinir ve bu güzel kelime onu akşama kadar şeytandan ve bütün tehlikelerden korur. Sahih hadiste denilmiştir ki, kim bu güzel kelimeyle zikrederse İsmail peygamber evladından dört köle azad etmiş gibi olur. Tesbih ve tamhidin fazileti Peygamberimiz buyurdu ki, günde yüz defa, Subhanallahi ve bihamdi, Subhanallahil azim ve bihamdi, Estağfurullah ve etubu iley diyenin bütün günahları affolur. İsterse deniz köpüğü kadar çok olsun. Duanın manası, Allah'ı tenzih ve tahmid eder, ondan mağfiret talep ederim ve ona rücu ederim. Rivayet edilir ki, bir kimse peygamberin huzuruna geldi ve Ya Resulallah, dünya benden yüz çevirdi. Elim çok daraldı. Fakir ve muhtaç duruma düştüm. Bana ne tedbir buyurursun dedi. Peygamberimiz buyurdu ki, meleklerin salavatından ve insanların tesbihinden gafil olma ki, dünya rızkı onunla elde edilir. O nedir ya Resulallah dedi. Resulullah, Sübhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim ve bihamdihi estağfirullahi ve etubu iley kelimesidir. Bunu sabah namazından evvel ve sabah namazından sonra yüz defa söyle, dünya istesen de istemesen de yüzünü sana döner ve Allah bu kelimelerin her birinden bir melek yaratır. Kıyamete kadar tesbih eder ve sevabını sana bağlar. Ve yine buyurdu, ben bu kelimeleri söylemeyi, Güneşin doğuşu ve batışı arasında kalan her şeyden daha çok severim. Ve yine buyurdu. Allah katında bütün kelimelerin en doğrusu bu dört kelimedir. Ve yine buyurdu. İki kelime vardır ki dilde hafif, terazide ağırdır ve Allah'ın katında makbul ve sevgilidir. Sübhanallahi ve bihamdihi Subhanallah ile azim ve behamdihi kelimeleridir. Bir gün fakirler toplanıp peygambere geldiler ve dediler ki, zenginler bütün ahiret sevabını aldı. Bizim yaptığımız her ibadeti onlar da yapıyor ve onlar sadaka veriyor, biz veremiyoruz. Peygamberimiz buyurdu, sizin fakir halinizle her tehlil ve tesbihiniz sadakadır. Yaptığınız her emri maruf ve nehy-i münker de sadakadır. Sizden birisi ailesine ve çocuklarına bir lokma sunarsa sadakadır. Fakirlerin tesbih ve tehlilinin faziletinin çok olmasının sebebi şudur. Onların kalbi dünya zulmetiyle kararmamıştır, parlaktır. Fakirin söylediği kelime, temiz ve iyi yaratılan tohum gibi büyük eserler, bereketli ürünler getirir. Dünya arzularıyla dolu olan kalple yapılan zikirse çorak toprağa atılmış tohum gibi ürünü az olur. İstiğfarın Fazileti i̇bn Mesud buyurdu ki, Kur'an'da iki ayet vardır. Hiç kimse yoktur ki bu ayetleri okusun ve istiğfar etsin de günahı affolmasın. Onlar çirkin şeyleri yapıp nefsine zulmedenler. Allah'ı hatırlar da tevbe ederlerse günahları affolur.'' Allah'tan başka affeden kimdir? Diğeri de kötü ameller yapıp nefislerine zulmedenler tevbe ederlerse Allah'ı affedici, bağışlayıcı, gafur ve rahim bulurlar. Allah peygamberine Rabbini tesbih ve sena eyle ve mağfiret iste buyurur. Bunun için peygamberimiz çok istiğfar eder. Peygamberimiz buyurdu ki çok istiğfar eden hangi derde müptelaysa kurtulur ve ummadığı yerden ona rızık gelir. Ve yine buyurur, ben her gün yetmiş defa istiğfar edip tevbe ediyorum. Peygamber bir günde bu kadar istiğfar ederse, başkalarının hiçbir vakit istiğfarsız kalmamasın gerektiği anlaşılır. Peygamber Efendimiz buyurdu, hiçbir kul yoktur ki, günaha girince, Güzelce abdest alıp, iki rekat namaz kılıp istiğfar etsin de onun günahı affolmasın. Duanın edepleri Yalvararak ve sızlayarak dua etmek ibadetin cümlesindendir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, dua ibadetin özüdür. Bunu şunun için buyurmuştur. İbadetten maksat kulluktur. Kulluk da kulun kendi acizlik ve zayıflığını, Allah'ın azametini düşünmekte olur. Duada bunların ikisi de vardır.'' Dua ne kadar tazarruya yakınsa o kadar evla olur. Öyleyse duada sekiz edebe riayet edilmeli. 1. Kıymetli vakitlerde dua etmeye çalışmalıdır. Arefe günü, Ramazan ayı, Cuma günü, seher vakti ve gece yarısı gibi. 2. Kıymetli halleri gözetmeli. Muharipler saf bağlayıp savaştıkları, yağmur yağdığı, farz namazların kılınacağı haller gibi. Zira hadiste denilmiştir ki bu hallerde rahmet kapıları açık olur ve yine ezan ve kamet arasında oruçlu olup iftar açarken ve kalbinde incelik hissettiği hallerde. Zira kalpte hissedilen incelik rahmet kapısının açık olduğuna denildir. 3. Dua ederken iki elini açmalı ve dua sonunda yüzüne sürmeli. Zira hadiste gelmiştir ki Allah kaldırılan eli boş çevirmekten kerimdir. Yani boşa çevirmez. Peygamberimiz buyurdu. Dua eden üç şeyden boş kalmaz. Ya günahı affolur ya o anda ona bir şey hayır verilir ya da gelecekte ona bir şey verilir. 4. Duada tereddüt etmemelidir. Yapılan duanın muhakkak kabul olacağı kanaatinde olmalıdır. Zira peygamberimiz buyurdu ki Yaptığınız duanın mutlaka kabul olacağına inanın. 5. Duayı sızlayarak tazarru ve kalp ile yapmalı. Zira hadiste gelmiştir ki, gafil kalbin duası asla dinlenmez. 6. Duada ısrar edip tekrar tekrar etmelidir. Devam etmeli, terk etmemeli ve ne kadar dua ettim kabul olmadı dememeli. Zira duanın kabul zamanını ve hayrını Allah bilir. Duası kabul olunca bu duayı okumalıdır. İyi niyetlerini tamamlayan Allah'a hamd olsun. Kabul geç olursa her halükarda Allah'a hamd olsun demelidir. 7. Önce tesbih edip sonra da salavat getirmeli. Peygamberimiz buyurdu ki: "Dua etmek isteyen önce bana salavat getirsin. Zira bu takdirde salavat sayesinde duası muhakkak kabul olur. Allah duanın bir miktarını kabul edip diğerini reddetmekten kerimdir. 8. Tevbe edip her türlü zulümden zimmetini kurtarmalıdır ve kalbini tamamen Allah'a bağlamalıdır. Zira dolunan duaların çoğu kalplerin gafletinden ve günahların zulmetindendir. Kabul Ahbar diyor ki, Beni İsrail zamanında çetin bir kıttık oldu. Musa ümmetiyle üç defa yağmur duasına çıktı, kabul edilmedi. Bunun üzerine vahiy geldi ki Ey Musa! Sizin içinizde bir koğucu, söz taşıyan vardır. O sizin aranızda olduğu müddetçe duanız kabul olmaz. Musa! Allah'ım! O söz taşıyan kimdir? Onu aramızdan çıkaralım. Allah buyurdu ki Ben koğuculuğu yasakladığım halde kendim nasıl yaparım? Bunun üzerine Musa o cemaate hepiniz kovuculuktan tevbe edin dedi. Hepsi tevbe edince Allah'ın emriyle yağmur yağmaya başladı. Malik bin Dinar diyor ki beni İsrail'de bir yıl şiddeti kıttık oldu. Çok defa yağmur duasına çıkıp hacet dilediler, kabul olmadı. Sonra o zamanın peygamberine vahiy geldi de onlara dedi ki, bu pis beldenizle haramdan dolmuş karınla, haksız kanlara bulaşmış ellerle dışarı çıktınız. Böyle dışarı çıkmakla size gazabım arttı. Benden uzaklaştınız, duanızın kabul olması nerede kaldı? Çeşitli Dualar Peygamberimiz sabah akşam okumasını emir buyurduğu çok dualar vardır ve yine her namaz arkasında çeşitli vakitlerde okunması sünnet olan dualar vardır. Onların çoğunu İhya Ulumiddin adlı kitabımızda yazdık. Bazı güzel duaları Bidayetül Hidaye adlı kitabımızda yazdık. Arzu eden oradan arasın. Zira onları bu kitapta yazmak uzun sürecektir. O duaların çoğu bilinen dualar olduğu için herkesin hatırında olanların bir kısmı vardır. Ama biz buradaysa vaki hadiseler arasında okuması sünnet olan duaları herkes okuyup ezberlesin manasını öğrensin ve vaktinde okusun diye yazacağız. Zira bu duaları ezbere bilenler azdır ve kulun hiçbir zaman Allah'tan gafil olması, dua ve tazarrudan boş kalması caiz değildir. Evden dışarı çıkınca bu duayı okumalı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, şeytan vesvesesinden, yoldan çıkmaktan ve başkalarını yoldan çıkarmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan cahillik yapmaktan ve bana karşı cahillik yapılmaktan sana sığınırım. Kuvvet ve kudret senindir. Sana dayandım. Camiye girmek isteyince bu duayı okumalı. Allah'ım, salat ve selam Resulün Muhammed'in üzerine olsun. Allah'ım, günahlarımı affeyle bana rahmet kapılarını aç. Sonra sağ ayağını ileri atar boş ve malayani sözler konuşan bir mecliste bulunursa, onun kefareti bu duayı okumaktır. Allah'ım, tenzi, takdis, hamd ve sena sana mahsustur. Ben şehadet ederim ki senden başka hakiki mabut yoktur. Affolmamı isterim, tevbe ederim, kötü şeyler yaptım, kendime zulmettim, günahımı affet, senden başka affedici yoktur.'' çarşıya pazara çıktığı zaman bu duayı okumalı. Senden başka ilah yoktur. Biriciksin. Allah'ın ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onun. Diriltir, öldürür. Diridir, ölmez. Hayır onun elindedir. O her şeye kadirdir. Yeni elbise giydiği zaman bu duayı okumalı. Allah'ım, bu libası bana giydiren senin lütfundur. Onun için sana hamd ederim. Senden bu elbisenin ve bu elbise için yaratılan şeylerin hayırlısını istiyorum. Ve bu elbisenin ve bu elbise için olan şeylerin şerrinden sana sığınırım. Ay başında hilal görünce bu duayı okumalı. Allah'ım bu hilali bize mübarek eyle. Bu ayı emniyet, iman, selamet ve İslam'la geçmeyi bize ihsan eyle. Ey hilal mahbudumuz kendinden başka hakiki mağbut olmayan Allah'tır. Rüzgar estiği zaman bu duayı okumalı. Allah'ım bu rüzgarın hayırlısını ve bu rüzgarda olan şeylerin ve bu rüzgarla gönderilen şeylerin hayırlısını istiyorum. Şerrinden sana sığınıyorum. Bir kimsenin ölüm haberini alınca şu duayı okumalı. Allahu Teala münezzehtir, daima diridir. Ona ölüm yoktur ve biz ona döneceğiz. Sadaka verdiği zaman bu duayı okumalı. Allah'ım sen bu sadakamızı kabul eyle, sen işiten ve bilensin. Bir zarara uğrayınca şu duayı okumalı. Belki de Allah hayırlısını verecek, biz Rabbimize rağbet edenlerdiniz. Bir işe başlayınca bu duayı okumalı. Allah'ım bize rahmet nazarıyla nazar eyle, Bizi rüşt ve hidayet nasip eyle. Gökyüzüne baktığı zaman bu duayı okumalı. Allah'ım sen kainatı boş yere yaratmadın. O halde ahiret hesabı haktır. Bizi kıyamet gününde ateş azabından sakla. Gök gürültüsü duyunca şu duayı okumalı. Gök gürültüsünün ve ondan korkan meleklerin kendisine hamd ettiği Allahu Teala her şeyden münezzehtir. Yıldırım sesini duyunca şu duayı okumalı. Allah'ım bizi gazabınla öldürme ve azabınla helak eyleme. Bundan önce bize afiyet ver. Yağmur yağdığı zaman bu duayı okumalı. Allah'ım onu bol, doyurucu ve bereket indirici, onu rahmete vesile eyle, azap sebebi eyleme. Kızdığı zaman bu duayı okumalı. Allah'ım Günahımı affeyle, kalbimin gazabını defeyle, beni kovulmuş şeytandan sakla. Korkulu bir yere gelince bu duayı okumalı. Allah'ım senin yardımınla onları göğsümden defeder, eder, sana sığınırım. Bir yerinde bir dert peyda olursa, elini onun üzerine koyup üç defa besmele çekip yedi defa bu duayı okumalı. Allah'ım karşılaşıp korktuğum şeyden sana sığınırım. Kederli ve üzgün zamanlarında bu duayı okumalı. Allahu Teala'dan başka hakiki mabut yoktur. Yüce arşın, göğün ve yerin sahibi odur. Bir işte aciz kalınca şu duayı okumalı. Allah'ım ben senin kölen ve cariyenin oğluyum. Benim iradem senin elindedir. Bende hükmün caridir. Kazan nüfuzludur. Kur'an'ı, kalbimin baharı, göğsümün nuru, kederimin celası, hüznümün gidericisi eyle. O ismin hakkın için ki onu kendine tahsis ettin yahut kitabında inzal ettin yahut mahlukatından birinin kalbine onu ilham ettin ya da gayb ilminde onu ihtiyar ettin. Aynaya baktığı zaman bu duayı okumalı. Allahu Teala'ya hamd olsun ki beni güzel yarattı ve bana güzel şekil verdi. Yatarken bu duayı okumalı. Allah'ım ismi şerifinle yatıp ismi şerifinle kalkarım. Allah'ım nefsim yedi kudretindedir. Onu alan sensin. Hayatım ve ölümüm senindir. Eğer nefsimi alırsan onu bağışla. Eğer almazsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi onu muhafaza eyle uykudan uyanınca şu duayı okumalı. Öldükten sonra bize tekrar hayat veren ve dönüşümüz ona olacak olan Allah'a hamdolsun. Mülk, azamet, saltanat, güç ve kuvvet Allah'ın olduğu halde sabahladık. İslam fıtratı, ilas kelimesi, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüce dini, İbrahim peygamberin milleti üzerine şirkten pak olduğumuz halde sabaha kavuştuk. Şükürler olsun.